Ama şartlar altında avukatlar bahsetti. Ben hukuki olarak çok detaylı bilgi vermeyeceğim ama bunun herhalde kanundaki yeri ek bir iddianame hazırlanıp bizim 23 Şubat'ta olan duruşmada neyse buldukları, neyse isnat ettikleri bize orada sormaları lazımdı. Biz de orada cevaplardık. Cevaplayamayacağımız hiçbir şey yok zira. Ben daha önce de belirtmiştim arkadaşlar. Bu ülkenin dağ gibi bir PKK sorunu olduğunu ve vatanı için hizmet eden, vatanı için gece gündüz çalışan insanların önünü kapamak adına böyle dosyalar hazırlamaya gerek yok. Eskiden sadece Hakkari ve Şırnak gibi bazı terörün yoğun olduğu yerlerde karakollara polisler lantlarla, zırhlı araçlarla götürülüp getirilirdi. Ama şu anda Van'ın önceden terörün esamesinin okunmadığı, terörün yoğun olmadığı ilçelerde, illerde dahi şu anda karakollara polis arkadaşlar zırhlı araçlarla gidip gelmek durumunda kalıyor. Yani kendi öz polisimiz kendi devletimizde parya muamelesi görüyor. Kobani eylemleri adı altında terörist bayraklarını açıp terör eylemlerini rahatlıkla terörist başının fotoğraflarını ellerinde bayrak diye filama diye sallarken bugün devletin polisi kendi öz yurdunda karakollara lantla gidip gelmek zorunda kalıyor. Ne gözaltı ne zindan bizi kesinlikle korkutamaz, yıldıramaz. Bizi devletin içine düştüğü bu aciz durumdan daha öte üzmüyor. İsterse 1000 kere alsınlar, isterse 1000 kere zindana atsınlar. Biz yolun bu tarafında olmaktan çok memnunuz. Ben her şart altında yaptığım her işe kefilim. Hiçbir şekilde bir pişmanlık da duymuyorum. İşte tutuksuz yargılandığımız 3 ay boyunca Silivri'de cezaevinde yatan arkadaşlarımız var. Bizim beraber tanıştığımız, okulda beraber okuduğumuz üst devre abilerimiz, kardeşlerimiz. Biz dışarıda özgür dolaşırken, eşlerimizle, annelerimizle, babamızla görüşürken onlar orada tutsaklılar. Biz onlara selam gönderirken mahcup mahcup selam gönderiyorduk. Ama bugün onlarla aynı çizgide, aynı mağduriyeti yaşayan bir insan olarak ağzım dolu dolu hasretle, özlemle Silivri'de yatan yiğitlere selam gönderiyorum.